Ee, röportaj yapmak istediğini söylüyorsunuz ama çok enteresan bir şey oldu. Haberin de ben yaptım yine bunun. Ee, İstanbul seçimleri zamanı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birlikte masaya oturup röportaj yapacağı bir durum oluştu konjonktür. Hı hı. Ve her iki tarafında ortak olarak kabul edeceği ve her iki tarafında e, saygı duyacağı ve toplumun her iki tarafının da saygı duyacağı bir gazeteci konusu gündeme geldi ve gelince tabii herkesin aklına sizin isminiz geldi ve ilk bu isim Binali Yıldırım'ın aklına evet, geldi evet. ben de bunu yazdım ilk. evet evet Fakat sen söyledin siz evet. o röportajı yapmadınız şimdi bu gazeteci açısından yanlış değil mi abi ee, vallahi İsmail Küçükkaya yaptı ve linç edildi evet tabi e, ama bu yok mu bizim mesleğimizde yani ben e, linç edileceğimi bile bile ne diye böyle bir riskin altına gireyim bana bir şey katmaz ki o söyleşiyi modere etmek. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani sizin açınızdan ben bunun bir şey olacağını düşünmüyorum ama siz orada tabii daha bir şey mantıklı bir şey söylediniz. Benim sizle konuşmam siz dediniz ki ben burada kendimi yani kendi oyumu belli ettim. Ben burada bu tarafın şeyini fikrini savunduğumu, tabi tabii, tabii. Söyledim. ayrıca o, o yüzden Doğru. yapmam ayrıca, ben buna çok saygı duymuştum. Ayrıca ayrıca çünkü o tabii. Siz çünkü kendiliğinden söylediğim, ben onu destekledim. Tabii. Söylediniz bunu. E, destekledim, açık açık ilan ettim onu ve dedim ki yani dürüstçe bir davranış olmaz, benim bu e, görevi kabul etmem e, çünkü ben oyunu belli eden bir hakim gibiyim orada. Öyle değil mi? Tabii bu çok bu çok saygı duyuyuz. Ve çok şey enteresandır. Ben o sırada yargılanıyorum. Halen yargıtayda bekleyen tek dosyam var benim. Ee, sayın Bin Ali Yıldırım'a e, hakaret ettiğim iddiasıyla açılmış olan bir dava. Halbuki ben asla hakaret etmedim, etmem de. Ve Sayın Nitekim Sayın Bin Ali Yıldırım daha sonra şikayetini çekti. Ama dava açılmış bulundu ve devam ediyor. O sırada da e, Sayın Yıldırım benim e, moderatör olarak sizi evet. görev almamı istiyor ve olsa da duruşma var. Dedim ki mahkemede bakın dedim sayın hakim hanım. Bir Asli ceza mahkemesi kadın yargıç Sayın hakim hanım Sayın Bin Ali Yıldırım şikayetini çekti üstelik bana benim dürüstlüğüme o kadar inanıyor ki moderatör adayı olarak ilan etti. Siz şimdi kalkar beni mahkum ederseniz bunun açıklamasını kamuoyuna yapamazsınız dedim. Ve erteledi duruşmayı. Ama sonuç değişmedi galiba. Şimdi yılan hikayesine döndü. Pek ilginç bulmuyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın röportajlarını. Onu mutlaka ilginç hale getirmek gerekir. E çünkü ben kendisiyle çok söyleşi yaptım. Evet. En son ne zaman yaptınız? 2007'de yaptım en son. Ve halen kendisiyle en çok söyleşi yapan Televizyoncu benim. Gazeteci benim. Yeniden yapmak ister misiniz? İsterim tabii. Niçin istemeyeyim? İsterim. Ee, ülkemizin Cumhurbaşkanı Leydi bütün gazeteciler hepimiz ister. isteriz. hepimiz isteriz. Ben de çok istiyorum bu arada. Fahrettin Bey, Fahrettin Altuna da buradan sesleneyim çünkü kendisine normal yolla ulaşılmıyor. Buradan belki duyar. Ben de gazeteci olarak çok istiyorum. Tıpkı Uğur abi gibi belki beraber yaparız hatta tabii, siz kabul tabii. ederseniz ben gurur duyuyorum. Tabii tabii memnuniyetle ve ayrıca benim yaptığım o röportajlar çok seyrediliyordu. Tabii. Hala YouTube'dan onlar seyrediliyor. Seyrediliyor. Çünkü ben arada hiç Sayın Cumhurbaşkanına önceden söylenmemiş soruları da özgürce sorabiliyordum. O zaman Diyalomuz ee, diyalogumuz gayet iyiydi. Zaten ben Sayın Cumhurbaşkanının siyaset e, tarihini iktidar oldular 2002, 2002'den 2007'ye kadar ayırıyorum. 2007'den sonra da ayırıyorum. Ee, sizin aranızın bozulması mı diyeyim? Nasıl ne diyeyim ona? Yani o kopuş ne Ergenekon, zaman? Ergenekon Ergenekon kumpası başladığı zaman ben isyan ettim Ergenekon kumpasına ve kendisine hitaben bize sahip çıkmasını ve empati yapmasını rica ettiğim ee, tabii ki o FETÖ'cü, savcıları, hakimleri de sertçe eleştirdiğim e, bir haykırıştı benimkisi. Haykırıştı çünkü iftiralara maruz kalmıştık. Dedim ki bugün bize, yarın size. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde benim bu sözlerim üzerine e, kırıldı herhalde. Ondan sonra da iletişim koptu. Şimdi siz diyorsunuz ki, ya yani siz de tabii. Ve nitekim, nitekim kendisine hedef aldılar daha sonra. Tabii şimdi bir izleyicimiz bana ısrarla şeyi söylüyor. Korkmayın bu kadar ya. Bırakın anlatsın Uğur Bey falan diyor. Bana böyle sallamış falan. Yok. Yo. Beni zannediyorum tanımıyor. E, anlamıyor fakat e, dikkat çektiği şey çok önemli. Tam ne da diyor? orada kesilmiş reklam. Ben size reklam tam Cumhurbaşkanı röportajları seyrediyor musunuz dediğimde kesilmiş. <laughs> ben e, bunu kesip doğru, reklama doğru. sokmuşum gibi doğru, siz oldum. Doğru doğru doğru. Onu. Bu izleyicimizden rica ediyorum. Şimdi liyakat önümüzdeki hafta çıkıyor belgeseli. Bu söyledikleriniz için çok pişman olacaksınız ama çok önemli bir eleştiri ve doğru yer yapıyor. O yüzden oraya dönüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı röportajlarını musunuz? Sevgili candaş, bibisi de bize röportaj tekniğini öğretirlerken önce şunu söylediler. Bir röportajda sorular önceden verilmez. Çünkü siz soruyu verdiğinizde karşı taraf hazırlanır ve bu adeta müsamereye benzer. Ve müsamereye benzeyince de onun hiçbir ilginçliği kalmaz. Örnek olarak da bir e, görüntü seyrettirdiler. Danny Kay, bir zamanların ünlü e, talk show'cusu, komedyeni Danny Kaye. BBC'den acemi bir e, muhabir kendisiyle röportaj yapıyor. Kağıda yazmış, kağıdı elinde saklamış. Dediler ki bize, Soruları not olarak yazabilirsiniz. Ama çarşaf gibi bir kağıt olmasın. Seyirciden saklıyormuş izlenimi verebilecek kadar küçük de olmasın. Bu acemi muhabir küçük bir kağıda yazmış. Böyle bilgitçe soruyormuş gibi yapıyor ama çaktırmadan bakıyor kağıda. Birdenbire bakarken denike eğiliyor, alıyor elinden kağıdı. Hadi bakalım şimdi sormaya devam ediyor. Şimdi bu soruyu önceden vermenin istisnası olabilir. Kimdir? Teknik bir konu olabilir. Hayır, devlet başkanıyla hmm. röportaj yaparsınız ve devlet başkanı konunun çer çerçevesini hmm. bilmek isteyebilir ve bunda da haklıdır. Hmm. Çünkü o ülkenin sorumluluğunu taşımaktadır ve ne üzerine konuşacağını belli bir çerçeve içinde bilmelidir. Ama bu sorularım otomot ver anlamına gelmez. Şimdi öyle bir abi burada bir de tuhaf bir şey var. Soruları kim kime veriyor belli değil. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki sorular hem önceden veriliyor ama soruları kim veriyor? Hem soru sırası önceden veriliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı karşıya promptura cevaplarını yazmış. Ona göre okuyor falan. Yani tam bir e, mizansen. Hayır, soruları e, kim kime vermiş ama orası da belli değil Onu söylüyorum. Yani soruları hazırlayanlar soranlar mı ha, yoksa sorular evet, hazırlanıp evet, soranların belirli evet, orası da belli değil Evet yani. evet evet. Yani bu belli bir çerçeve içinde <laughs> dediğim gibi sorular verilebilir. Ama bu o, motomot satır satır diye ayrıca bir soru içinden başka soruları da spontane olarak çıkartabilirsiniz e, açıklamaların akışına göre. Öyle değil mi? Diyelim ki Beşar Esad'la e, görüşecek misiniz sorusu soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı, e, evet bazı temaslar var. Peki zamanlaması nedir diye ikinci bir soru sorabilirsiniz. O der ki işte 3 ay sonra, peki İstanbul'da mı Şam'da mı? Yani böyle sorular çıkartabilirsiniz bir söyleşi sırasında. O nedenle ben...